Gelişme var. Ukrayna'dan bir konuk ağırlayacağız. Zelenski'nin Türkiye'ye geleceği bilgisi paylaşıldı az önce İletişim Başkanlığı tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceği bilgisinde bir not olarak düştük. Arkadaşlar ne zaman bu sorunun yanıtını da benimle paylaşabilirsiniz. Ben de izleyicilerimi bilgilendirmiş olurum. 8 Mart'ta yarın Zelenski de burada Aa, olacak. çok Bu da enteresan. Ama enteresan bir bu başlık. çok önemli bir Neye şey işaret var. Evet, sizce? çok önemli bir işaret. Yani burada Rusların nükleer salvolarından sonra Zelenski'nin hemen buraya gelmesi, bakın Rusların niyeti taktik nükleer silah kullanmak ve bunu ilk bir etapta Ukrayna'da kullanmayı düşünüyorlar. Onu size söyleyeyim. Dolayısıyla burada Zelenski'nin buraya gelmesi, o zaman da söyledik. Yani tek çare Türkiye. İki tarafla görüşebilen tek lider Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, şimdi İletişim Dolayısıyla burada Başkanlığından barış gelen için evet. bilgi notunu da izleyicilerimizle paylaştık. Ekrana tam olarak verdik. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demiş İletişim Başkanlığı. Zelenski Yani yarın bu burada. savaşın kaderi Türkiye'nin arabuluculuğuna bağlı. Başka şey kalmadı. Kitlendi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da Blinken'la, Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini de ekleyelim parantez. Şu anda kendisi Washington'da. Yani işte tam da Rusların hani geçen programda yaptık ya, böyle Sarmat füzeleriydi. İşte Kiznal Evet. füzeleriydi. Bir Kinjaller, buçuk dakika, Sarmatlar. iki dakika, üç dakika. Ya de 1,5 dakika, 2 dakika falan. Tam bu arada işte Zelenski'nin buraya gelmesi tesadüf değil. Yani Ruslar anladığımız kadarıyla şöyle deniyor. Tam Şimdi askeri mesela tabirini de. Peskov bir açıklama yaptı. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği bütün uçakları vuracağız Evet, dediler. yani burada Rusların klasik konvansiyonel kuvvet paradoksunu taktik nükleer silahlarla aşmak yönünde planları olduğuna dair emareler alıyoruz. Bunun da bu benim kendi yorumum yalnız. Yani muhtemelen Ukrayna'da ilk olacaktır. Olursa, kriz büyürse ve ilk hedef de Kiev olur yani. Onu size söyleyeyim. Taktik nükleer silah, Yarın da affedersin, taktik nükleer silah dediğimizde 1 kilotonun altındaki güce sahip silahı. yani Bir vurduğu şehir, yer bunlar şehir için. Şehirleri yok etmek için küçük kapasiteli nükleer silah mı? Ama şehirleri nükleer, mesela Kiev'i yok etmek ama için filan. Nükleer silah Nükleer yani. tabii. Sayın Selvi'nin elinde yeni bilgi var galiba. Zelenski'nin eşi Zelenska'yı da Amerika davet etmişti. Aslında yarın Amerika'da olması gerekiyordu. O daveti kabul etmemişti. O daveti kabul etmemesinin bir nedeni de Türkiye'ye gelecek olmaları olabilir. Evet, bu da biraz da işin Evet, yani magazin kısmı. iş şeyde ciddileşiyor. Daha önce Dolmabahçe'deki görüşmelere biz de katılmıştık. Hatırlarsanız Ukrayna, Ruslar oturduğu halde Ukrayna kalkıp gitmişti. İşte ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Şimdi gelirsin. Tabii O şu zaman oldu. kalkmamaları konusunda Türkiye çok uyardı. Ama şöyle, orada biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Artık anlaşmaya çok yaklaşılmıştı dedi. Ama anlaşmayı orada bozan, istemeyen Amerika oldu. Ukrayna'yı masadan kaldıran Kaldırdılar. Amerika'ydı. Yoksa anlaşmaya Evet, varılacaktı anlaşma ve bu kadar olacaktı. Şu insan ana kadar ölmeyecekti. Ukrayna Savaşı da bitmiş olacaktı. Tahıl krizi de bitmiş olacaktı. Enerji krizi de bitmiş olacaktı. Fakat yani burada hani Türkiye o zaman çok ikaz etti Ukrayna'yı. Yani şu Amerika'yı dinleme. Bak şurada barış masasına otur. Yarın bunlar seni dımdız. Ne oldu şimdi? Ukrayna ordusu Ukrayna'yı Ruslara karşı koruma, savunma kapasitesinden bile düşük bir hale geldi. Savunamayacak durumda. Acınacak halde. 500 bin firar var ya. Yani böyle bir ordu mu olur? Böyle bir ülke mi olur? Hani şimdi ne oldu? Gel Erdoğan aramızı bul. Size zamanında Sayın Erdoğan söyledi yani. Hani Şimdi Amerikan seçimleri de geliyor. Evet. Yumurta kapıya dayandı. Evet ya, olsun, bu bile bir başarıdır. Gene bakın her zaman söylüyoruz. Bunu söylediğimizde birileri atıyorsun diyor ya da yüksek konuşuyorsun. Ama başka seçenek yok. Hem Batı için hem Doğu için Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın lider diplomasisi alternatifi yok. Başka alternatifi yok. Bunu ya biz çözeceğiz. Bizimle bunlar çözecekler ya da kıyasıya taktik nükleer silahlara doğru evrilen çok ciddi bir savaşa doğru Avrupa gidecek. Seçsinler yani. Hani o yüzden bence Zelenski'nin buraya gelmesini ben sadece Zelenski olarak da okumuyorum, arkasındaki Avrupa olarak da okuyorum.
Bu arada Rusya'dan da yine açıklamalar gelmeye devam ediyordu özellikle son birkaç gündür. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de açıklamaları oldu geride bıraktığımız saatlerde. O açıklamaları da arkadaşlarımız hazırlayabilirlerse ekrana getirelim. Kuzey Avrupa'da Amerikan nükleer silahı Rusya-NATO çatışmasında hedef olur demiş. Ülkemizle NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunun belirlediği meşru hedefler listesinde de dahil olması da kaçınılmaz olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve uydularının güçlü bir şekilde istediği şeyin de tam olarak bu olduğunu anlıyoruz diyor Zaharova. Ve Peskov'un açıklaması da şöyle: Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya sağlanan tüm savaş uçakları imha edilecektir. Bunlar işte son iki günün açıklamaları Rusya tarafından gelen. Geçtiğimiz hafta yine Perşembe günü arka planda da o Sarmat füzelerinin Rusya sokaklarında gezdirildiği görüntüleri de izleyicilerimizle paylaşmıştık. Çok nitelikli, etkin, ciddi neticeler doğurabilecek, çok ciddi zararlar ortaya koyabilecek silahlardan bahsediyoruz. Ve Rusya da bunları sergilemekten çekinmedi. Bundan sonraki süreçte de zaten gereğini yapacağına dair vurgular herkese yapıyor. Ani ziyaretin çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani krizin büyümemesi, Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın lider diplomasi arabuluculuğunda bu işin nihayete ermesi noktasında önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Gelmeseydi kötüydü. Yani bu iş bir sıkışmaya doğru giderdi. Bakın Ruslar gerekirse yani Ukrayna dahil taktik nükleer silah kullanmaya doğru artık evrilmeye başladılar. Yani bunun ciddi emarelerini almaya başladık. Zaten tehditler, şantajlar, işte salvolar havalarda uçuyor gördüğünüz gibi. Bu arada yine enteresan bir gelişme de yaşandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i Ukrayna'ya gitmiş. Hatta Kiev'e falan da gitmemiş. Odessa'ya gitmiş, ziyaret etmiş. O Odessa'dayken Rus füzeleri çok yakındaki noktalara düşüyor falan. Bunu Yunan kaynakları da doğruluyorlar. Bu da enteresan. Bana mesela çok enteresan geldi. Neden Odessa'ya gitmiş ki Yunanistan Başbakanı? Ve Yunanistan Başbakanı oradayken de onun çok yakın bir noktasının hedef alındığını görüyoruz. Zaten kimse de bunu zaten reddetmiyor. Zaten o Rus füzeleri aslında Yunanistan'a bir mesaj vermek istemişlerdir. Hmm. Yani boşuna düşmemişlerdir orada. Zaten Ruslarla Yunanlılar arasında biliyorsunuz ilişkiler hiç iyi değil. Tabii Odessa'ya niye gidiyor? Muhtemelen Kiev'e gidecek cesareti bulamamıştır kendisine. Daha Beri'deki bir kente gitmişlerdir. Öyledir yani Yunanlılardan ne beklenir? Bu beklenir işte. Geçen hafta Antalya'da... Gitmiş de ne olmuş? Yani bir savaşın durdurulması için bir gayret mi göstermiş yani? Ya da bir tavır mı ortaya koymuş? Çay içmişlerdir. Efendim? Çay içmişler. Ya evet, yani işte gitmiş olmak için. Ama mesela ne oluyor? Yunanistan'da başbakanı gidiyor değil mi oraya? Rusya devlet, Ukrayna devlet başkanı da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geliyor yani şimdi. Herkes... ne olduğunu merak ediyorsa şu olaya bir baksınlar yani. Evet. Dolayısıyla ben çok sağlıklı buldum. Tam bir krize doğru, ciddi krize doğru, hem de nükleer krize doğru evriliyordu bu iş. Bu anlamda bence Zelenski gelmedi, gönderildi efendim. Kim gönderdi? Avrupa gönderdi. Avrupa gönderdi, peki. Özellikle de muhtemelen Almanya gönderdi diye düşünüyorum. İngiltere zaten savaşmalarını istiyor. Belki Almanya'ya başka bir parantez açarız ama Türkiye'nin tüm bu süreçteki arabulucu rolü, bu noktada başardığı şeyler neticesinde Ruslar ve Ukraynalılar aynı masanın etrafında oturmuş ve Cumhurbaşkanımızı ayakta alkışlayarak o masadan kalkmışlardı. Öyle bir sürecin çeşitli şekillerde baltalandığını konuştuk ama Türkiye bu noktada her iki devletle de savaşan, iki devletle görüşebilen hem de son derece samimi ilişkiler geliştirebilen bir ülke olarak dikkat çekiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da şüphesiz bu süreçteki en önemli, en etkin faktör ve aktör durumunda. Zaten haritaya baktığınızda Banu, Rusya'nın bakış açısından tamamen bir kuşatma ve çevreleme içinde olduğunu psikolojik olarak ve literal olarak da aslında görebiliyorsunuz ve Ukrayna'nın buradaki önemini Türkiye'nin İki ülke arasındaki arabuluculuğundaki alamet farikası aynı zamanda bir NATO üyesi ülke olması. Yani mavi ülkelerden birisi de haritadaki Türkiye aslında. Fakat buna rağmen Ukrayna'ya silah satışına devam eden bir ülke olmasına rağmen Rusya'yla yine hem savunma sanayi alanında hem enerji alanında çok stratejik anlaşmalar imzalamış bir ülke olmasına rağmen ikisiyle de oturup konuşabilen
bir lider var. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan farkı gerçekten. Yani lider diplomasisi dediğimiz kavramı aslında gözler önüne serdi. Ha, işte Ukraynalı. Aynısını Mısır'da da gördük. Yani evet. Hilal Hanım bakın Mısır'da da gördük. Arabistan'da da gördük. Yani resmen önümüzdeki şu an süreçte Afrika'da Katar, daha net göreceğimizi evet, Katar, düşünüyorum. Suudi Arabistan, Mısır'da hattında bir jeopolitik hat oluşturdu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani. Evet. Yani Türkiye'nin uzun dönem çıkarları ve orta vadedeki menfaatleri noktasında aslında çok kilit hamleler yaptığını düşünüyorum ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani Ukrayna'dan ve Rusya'dan heyetleri karşı karşıya oturtup kendisi odaya girdiğinde ikisinin de ayağa kalkıp alkışladığı tek lider dünya üzerinde. İşte tahıl anlaşması, İstanbul anlaşması bu anlamda dünyadaki pek çok ülkenin takdirini açıktan toplamış bir diplomatik başarıdır. Dolayısıyla Zelenski şu an bir dönüm noktasında ve bu dönüm noktasında görüşmesi gereken lider de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Rusya'nın açıklamalarından anladığımız hem Kasım'daki seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Amerika'yı zamansal olarak da sıkıştırabileceğini düşünüyor ve caydırıcılık faktörünü ben şu anda ortaya koyarsam şu anda sonuç alma ihtimalim daha fazla diye bir strateji de gidiyor. Sahadaki gelişmelerle de bunu desteklemeye çalışıyor. Dolayısıyla Zelenski'nin ziyareti tüm bu konjonktürü göz önüne aldığımızda bir tesadüf değil. Amerika'nın bölgeye kendisine verdiği destek manasında da çok büyük şüphelerin ortaya çıktığı bir süreçte Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Bu arada çok çok kıymetli. Yani bu son süreçte şu görüşme bütün harbin, savaşın şu ana kadarki 2 yıldan fazla süren gelişen sürecin içerisinde en kıymetli görüşmelerden biri bak. Bu arada Rusya'da yani seçimler var. Seçimlerden hemen sonra da Rusya yani lideri Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Bunu da hatırlatalım. Gelecek. Yani. Yapılan açıklama Dugin işte geçen hafta açıklamayı açıkladı. Gelecek dedi yani bu yine gelmek durumunda. Yine de temkinli durumunda bir iyimserlik içinde olmak lazım. Neticede Amerikan yerleşik düzeni, o askeri endüstrinin, askeri endüstriyel kompleks dediğimiz varlık ne kadar Ukrayna'da Rusya arasında bir barış olmasına izin verecek, buna ne kadar yol açacak ya da nasıl dolaylı ve dolaysız operasyonlarla bunu engellemeye çalışacak eğer olursa. Bunları da göreceğiz. Yani o anlamda temkinli bir iyimserlik içerisindeyim açıkçası. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Hani bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisi ve Türkiye'nin uluslararası politikadaki tutumu diğer lider ve ülkelerden en temel farkı nedir? Bir tane en temel fark var. Emperyalist değil. Bakın Rusya ile de görüşüyoruz. Sinop'ta bir fark daha var Eray Bey. Sözüne güvenilen bir lider. Şöyle, yani Zelenski'ye de sorun aynısını söyler. Putin zaten her zaman aynısını söylüyor. Bu diplomasi de çok yani önemli bir kredibilite. Neden diğer ülkeler? Mesela Biden'a niye güvenilmiyor? Çünkü emperyalist. Macron'a niye güvenemezsin? Çünkü emperyalist. Yani çıkarı geldiğin, çıkarı olana kadar size güler. Çıkarı olduğun sizi satar. Evet. Şimdi böyle bir şey emperyalist değilseniz, ilkeli, omurgalı bir dış siyaset yürütüyorsanız hiç kimseye yalan söylemezsiniz. Söylediğiniz şeyi yaparsınız, yaptığınız şeyi de söylersiniz. Ve galiba objektif tespitlerde Bu işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın uluslararası sisteme kattığı bu son dönem, son 20 yıldaki en önemli şey. Çünkü herkes, çok özür diliyorum, yani yıllardır uluslararası güvenlik ve dış politikayı takip eden biri olarak herkes şunu görüyor. Kardeşim ülkeler arası ilişkiler çıkarlara göredir. Çıkarın olursa iyidir, olmazsa sat gitsin. Yok efendim. Demek ki Erdoğan şunu gösterdi. Hayır, uluslararası sistemde de dürüst olunabilirmiş, ilkeli olunabilirmiş, insani olunabilirmiş. Bu arada bazı sıcak bilgileri de paylaşmam gerekiyor Eray Bey. Özür diliyorum sözünüzü de kestim ama. Ve karşılığı da alınabilirmiş. Somali'deki son gelişmeler de bunun en net göstergesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz yarın zaten İstanbul'da olmasını bekliyorduk. TÜGVA'nın bir organizasyonu var. Ona katılacak saat 15'te. Orada bir konuşma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yine bilgilendirme de yapıldı. Zelenski ile görüşme İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde olacak. Saat 19'da gerçekleşmesi bekleniyor. Ardından da iki liderin bir basın toplantısı gerçekleştirmesini de bekliyoruz. O basın toplantısında da şüphesiz ki her iki isimden de önemli değerlendirmeler duyacağız. Biz de elbette A Haber olarak takip edeceğiz. Tabii buradaki zamanlama oldukça önemli. Özellikle Biden yönetimi Ukrayna'ya yardım bir türlü geçiremiyor biliyorsunuz.
onu hatta İsrail'i o paketin içerisine dahil etmesine rağmen geçiremiyor. Hı. O açıdan önemli. Bir de 12 Şubat'ta Putin Türkiye'ye gelecekti. Bu ziyaret ertelendi. Hı. Önümüzdeki aylarda da Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. O açıdan Zelenski'nin görüşmesi ardından Putin'e yapılacak görüşmelerde bu süreçte önemli bir adım atılabilir. Ya bu çok 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 kıymetli. Bakın birkaç kere çok kelimesini kullanmak zorunda kaldım. Yani bu işi ta başından beri askeri olarak takip eden birisi kesinlikle şu ana kadarki süreçte en kıymetli görüşme bu efendim. Yani ne için geliyorlar? Niye? Çünkü Zelenski böyle ani bir gelmesi. Ya ben özür diliyorum. Yani şöyle bir şey vardı. Daha önceki geçen hafta da Ruslar bir karşı taarruza, büyük bir stratejik taarruza hazırlanıyorlar. Kuzeyden Harkov'u vurmuşlar bugün. Kuzeyden ve güneyden. Ve hatta Transdniester'e kadar olan bölgeyi alarak Ukrayna'nın Karadeniz bağlantısını koparmayı düşünüyorlar. Bakın niyetleri bu. Tam bu haldeyken her türlü nükleer kartı da ortaya koymuşken ve Abdülkadir abinin dediği gibi henüz daha Ukrayna ordusu savunma gücüne kavuşamamışken Avrupa'dan ve Amerika'dan yeterli destek alamamışken çok kritik bir zamanda Zelenski'nin böyle uçarak tabii neyle gelecek, uçakla gelecek süratle gelmesi çok çok önemli. Yani hem Amerika açısından hem Avrupa açısından hem de Ukrayna açısından. Ekrem Bey. Biraz önce Zelenski'nin için Türkiye'ye geliyor Avrupa'nın itelemesiyle dediğinizde burada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna ve bundan sonra olabilecekler konusunda Avrupa'nın Ukrayna meselesi yüzünden ciddi mağduriyetlere uğradığını biliyoruz. Çeşitli şekillerde işte Rusya, ambargo, enerji falan gibi çeşitli şeyler. Daha sonra Allah'tan Türkiye çözdüğü tahıl konusunda mağduriyetlere uğradı. Dolayısıyla Zelenski'nin Avrupa ile mesela belli oranda anlaşıp diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağı görüşmede belki bu olayın çözümüne doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin arzu etmediği şeyler olabilme ihtimali var mıdır? Ya aslında ne biliyor musunuz? Hani Dinyeper Nehri'ni gösteren bir harita varsa mümkünse Kiev'den Dinyeper onun üzerinden anlatayım. Şimdi şu aslında hani çok özür dilerim Türkçe'de bir şey var. Zurnanın buraya gelirlerse durmazlar. Öptüğü yer diye. Şimdi aslında konu şu. Ruslar Akka'dan çekildiler ya. Avrupa kuvvette konvansiyonel kuvvet anlaşması. Zırhlı ve mekanize gücünü iki katına çıkardı Ruslar. Ruslar kuzeyden ve güneyden stratejik bir taarruza hazırlanıyorlar. Nereye kadar? Dinyeper Nehri. Dinyeper. Yani Dinyeper Nehri ile şöyle bir yay çiziyor biliyorsunuz. Dinyeper Nehri ile bu alandaki, doğu alanındaki bölgeyi tamamen ele geçirecekler. Şimdi çok kötü bir şey var ama burada. Orada hani, Avrupa için çok çok kötü bir şey var. O da şu, Dinyeper Nehri'nin batısında Polonya sınırına kadar mevzi yok. 6 tane mevziyi buraya yapmışlar ve Rusların ilerlememesi için Dinyeper Nehri ile doğu sınırı arasında savunma hatlarını oluşturmuşlar. Ama unutmuşlar ya da ihmal etmişler ya da eğer neyse Dinyeper Nehri'nden Polonya'ya kadar dümdüz. Yani Ruslar buradan bir stratejik kuşatma manevrası yapar Dinyeper'e ulaşırlarsa Avrupa'ya gitmemeleri için hiçbir sebep kalmıyor. O yüzden bir anda Avrupalılar ciyak ciyak ötmeye başladı. Asker göndeririz. Asker göndeririz demelerinin sebebi bu. Şurası gri alan askeri açıdan. Dinyeper Nehri ile Polonya arasındaki alan gri alan. Asker göndeririz diyen de Fransa, diğer ülkeler karşı çıkıyor. Eğer Dinyeper'e el atarlarsa son savunma hattıdır burası. Ruslar burayı aşarsa artık Avrupalılar Rusların Avrupa kapısına dayanmasını beklemezler. Burada savaşa girerler demişti. Bir yıl önce demişti. Burası gri alan. Şimdi tam böyle bir ortamda Ruslar da dedi ki biz de taktik nükleer silah kullanıyoruz. Hadi bakalım. Resmen satranç bakın. Bu diyor ki Avrupalılar ya gitme. Dinyeper'e gelme. Ruslar diyor ki ya ben bir fırsat yakalamışım. Ukrayna ordusu çökmüş. Niye durayım? Yani Putin diyecek ki Putin'e diyorlar ki sen burayı zaten elindeydin. Niye bu savaşa soktun ki? 100 bin küsur asker öldü yani şimdi. Bunun bir bedeli. Putin de diyor ki sabredin. Biz bu işi geliştireceğiz. İşte bunun fırsatını buldular. Ama bulunca da şimdi Avrupalılar ayağa kalkıyor. Asker göndeririz diyor. O yüzden diyor NATO hedefleri listesine aldık bilmem ne. Sebebi budur yani. Tamam mı? Evet. Yani bakın. Evet, Dinyeper Nehri. Kiev'den gelip Zaporijya'dan, Herson'dan döküler. Şu alanı Ruslar ele geçirmek istiyor. Bunun için de bir fırsat yakaladılar. Şimdi eğer Dinyeper'i aşarlarsa Polonya'ya kadar Rusları durdurabilecek kimse yok. Şimdi ne oldu? Şimdi satranç hamlesi.
Ruslar buraya gelirse Avrupa güçleri buraya girer. Avrupa güçleri buraya gelir. Ruslarla savaşmaya başlarsa Ruslar da taktik nükleer silah kullanır. Bakın kıyamet senaryosu. Yani bu, ben bir üçüncü aşamayı söyleyeyim. Ne olur biliyor musun o zaman? Ruslar da buna karşı eğer Avrupa güçleri şey yapar. Bunlar da çünkü taktik nükleer silah kullanırlar. Yani bazı Rus kentlerini yok ederler. Buna karşı da Ruslar durmayacaktır. Belarus istikametinden kuzeye Finlandiya'ya doğru savaşı genişletirler. Aslında daha önce Türkiye masayı kurduğu zaman Rusya bu kazanımlar kendisinde kalmak kaydıyla anlaşmayı kabul razıydı. Evet. Ama ne oldu? Amerika yıpratma savaşı devam etsin diye. Zelenski çıktı dedi ki biz bir karış toprağımızı bile kimseye vermeyiz, buna Kırım da dahil dedi. Evet. Şimdi anladığımız kadarıyla işte bütün bu karşılıklı hamleleri göz önüne aldığımızda bunun bir yerde durması lazım. Bunun durması gereken yer de işte burası. Peki Zelenski'nin gelmesi bunlar yani tamam Rusya'da kalsın hani anlamına mı geliyor? Yarınki açıklamalardan bağını göreceğiz. Zelenski büyük ihtimal bunun için diyor. Yani Erdoğan diyecek. Sayın Erdoğan bu işi sen kurtarırsın. Hani ben halkımızın anlayacağı şu işi artık hallet. Bu Ruslar burada kalsın ilerlemesinler. Eray Bey, İlerlerlerse zaman... bakın Avrupalılar buraya gelecek, Ukrayna'ya asker sokacaklar. Asker sokarlarsa bunlar taktik nükleer. Bunlar taktik nükleerse biz de nükleer. Bu sefer cephe genişleyecek, bu iş büyüyecek. Bunu burada durdur ricası için geldiğini ben o zaman düşünüyorum. Eray Bey, fiili durum. Bakın ne kadar önemli, hayatı önemli bakın. Peki Zelenski ya da Ukrayna tarafı, Ukrayna derin devleti ya da işte yani neyse Kırım ve Donbas bölgesinin Ruslarda kalmasını kabul edecek mi artık i̇şte bu aşamadan sonra? Etmiş. Etmiş mi? Yani diye düşünüyorum. Gelmesi o yoksa anlamına başka geliyor türlü niye gelsin yani? Çünkü şeyden kalkan Ukrayna'ydı. Yani masadan kalkan. Ruslar dedi ki tamam biz burayı aldık Kırım. Donbas hattı. Ben bir tampon bölge oluşturdum. NATO'ya karşı bir tampon bölge oluşturdum. Rusya'nın ana karasının güvenliğini sağladım. Hadi burada anlaşalım dedi. Hayır dedi. Ukraynalar kalktı. Yani şimdi Rusların son hamleleri Avrupa'nın asker göndeririz tehdidi birleşince savaşın yayılma ihtimali Almanya'yı özellikle rahatsız ediyor. Almanya'nın askeri bile yok. Yani rahatsız ediyor. Hangi askeri gönderecekler? Ne yapacaklar? Dolayısıyla şimdi burada Zelenski'ye dediler ki git Erdoğan üzerinden Ruslarla anlaş. İkinci Dünya Savaşı'ndan Fransız askerini de tanıyorlar. Ya, tabii. Alman askeri şu anda zaten öyle bir konu söz konusu değil ama Stalingrad'ı da tarih okuyan herkes bilir Rusların askeri başarısı noktasında. O yüzden Putin şu an zaman bu zaman dedi. Hazır Biden da kongreden yardımı bile geçiremez topal ördek haline gelmişken. Aynen. Kasım'da Amerika seçimlere giderken şu anda bu baskıyı kurup sonuç almaya bakacak. Kesinlikle. Bu arada yine sıcak bir başlık. Evet, İngiltere öyle. 400 milyon dolar civarında bir kaynağı Ukrayna'ya aktarmaya. Dişinize kovuk. Öyle dişinizin mi? Kovuğunu düşük bile doldurmak. Düşük bir miktar. Artık milyar dolarlardan bahsetme. 400 yani bir 40 milyar dolar falan deseydi adı anlardım da. Hadi en azından bir 10 milyar dolar. Ya öyle 400 milyon dolar, 500 milyon dolar. Geçiniz onlar. Şimdi savaşın ilk günlerinde Almanya miğfer göndermiş. İşte miğfer göndermek gibi bir şey. Yani aynen öyle. Miğfer ya bu savaş boyunca gibi miğfer şey. Göndereceğini yani zannettim. Yani Ukrayna acaba. Ordusunun Ruslar karşısında taarruz ya da savunma kabiliyeti şu an savunamıyor. Yani Ruslar gördü Dinyeper Nehri'ne kadar olan bölgede bile Ukrayna ordusu eğer Ruslar bir karşı taarruz yaparsa tutunamayacak vaziyette. Çok kötü durumdalar. Bakın 500 bin firar diyorum ya. Şaka değil bu. Ordunun tamamı raporlarda. Kaç kişi? Efendim? Ordunun şöyle, tamamı kaç kişi? 500 bin kişi şöyle ama. Silahlandırdıkları sivil milisler var ya. Onlarla birlikte ordunun içerisinden firarların toplamı 500 bin kişi. Yani Ukrayna halkı savaşmak istemiyor. İstemiyor. Tamam. Ya o yüzden buranın şey yapabilir. En az bir 50-60 milyar dolar lazım. Şu an Ukrayna ordusuna acil 50-60 milyar dolarlık bir yardım yapılması lazım. Acilen tankların, zırhlı muharebe araçlarının, topların, füzelerin gönderilmesi lazım. Uçakların gönderilmesi lazım ki Rusya karşısında bir savunma cephesi hattı derinliğine oluşturabilir. Bu arada Batı'da depoları boşalttı. Gönderecek bir şey kaldı mı Batı depolarında? Yani işte onların sorunu. Yani bunun da hesabını ben mi vereceğim? Ama durum bu yani. Yani 60 milyar dolarlık para. O yüzden bakın özür diliyorum abi. O yüzden Amerikan Kongresi'nde 60 milyar dolar var diye geçmedi. Geçmeyince çöktü bu iş. Peki. Evet. Ekrem Bey dinleyelim. Peki yani teknik olarak 50 milyar dolar, 150 milyar dolar da verse. Eninde sonunda Ukrayna'da savaşmasını gizli olanlar hariç savaşmasını düşüneceğim şeyler. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensupları, karşımızda ise Rusya var.
Rusya dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi. Az önce siz söylediniz konvansiyonel imkanlarını işte zırhlı birliklerin evet, ikiyle iki çarptı falan. Çıkarttı. Dolayısıyla burada Avrupa'ya da Amerika Birleşik Devletleri doğrudan savaşa girmediği sürece. Dolaylı olarak belki az önce o açıklama vardı. Dışişleri Bakanlığı'ndı galiba. Avrupa ülkelerinin verdikleri uçakları vuracağız diyor. Normal çünkü Ukrayna adına savaşıyorsa Ukrayna uçağıdır o. Yani F-16 diye Amerikan uçağı da olsa... F-16'lar da Blok 30 F-16'sı. Eski yani. Eski yani. Eski tür. Ha buradaki soru şu. Ukrayna'nın... Yani vururlar yani onu demek istiyorum. Gerçekten vurabilecek savaş, kapasiteleri var yani. Gerçekten savaşma halinde Ukrayna'nın ne kadar silah ya da malzeme şu gelirse gelsin bir başarı şansı olabilir mi sizce? Yani burada önemli olan şu hatta Rus ordusunun durdurulması. Burayı geç altı kuşak halinde yaklaşık biner kilometrelik mevzi yapmış durumdalar. Eğer Ruslar bu altı mevziyi geçip Dnieper'e ulaşırlarsa yani artık Ukrayna diye bir şey kalmıyor abi. Yani onu söyleyeyim. Artık Rusya masaya Avrupa ile oturur. Yani Ukrayna'yı artık muhatap kabul etmez. Kiev'i de alırlar. Yani Polonya sınırına kadar da giderler. Hani artık ondan sonra Rusya bunu yapar. Bu fiili der ki, durum. Zelenski artık sen devre dışısın. Seninle muhatabım da gel Macron, gel Polonya, gel Alman. Dediğiniz gibi olur. Bu fiili durum resmileşirse. Yani tamam aldığın yerler senin olsun abi gel oturalım kardeş kardeş devam edelim derse. Hani olursa bu Rusların burada duracağı manasına gelir mi? Ya şu an için şu an için dururlar. Ama 10 sene sonrası için bir garantimiz ama yok. Ama şu şöyle, Ekrem abi. Doğru söylüyorsun. Pardon. Odessa ve Kırım'dan daha fazlasını konuşur Putin. Yani o çizgiye gelindikten sonra Avrupa'nın daha önceden dert ettiği şeylerden daha fazlası masada olur. Çünkü şu anda eli güçlü olan taraf Rusya. Bunu evet. Görmek lazım Rusya. Yani. Evet ben de aynısını söyledim. Sahada askeri gerçeklikte bunu söylüyor ama Rus konsepti, kırmızı doktrini demin siz mi söylediniz abi? Kırmızı doktrini, Türk konsepti mavi doktrini diye geçer. Siz söylediniz pardon. İlhan Hanım yani kırmızı doktrininde savunma yoktur. Savunma geçici hallerde ve geçici durumlar için önerilir. Rus kırmızı doktrini taarruz üzerinedir. Elbette ben de o yüzden diyorum Dnieper'e kadar ulaşırlarsa Rusları Dnieper'de duracaklarına garanti verebilir misiniz? Veremezsiniz. Önünde bir şey yok. Niye dursun ki? Gidebildiği yere kadar gidecektir. Başarıdan faydalanacaktır. Ama o zaman da Rusya geri çekilecekse bile, masada geri çekilecekse bile Avrupa ana karası doğrudan temasa giriyor. Hani bu çok tehlikeli. Niye? Yarın bir savaş olursa Ruslara karşı Avrupa'nın reaksiyon gösterebilme zamanı kalmıyor. Yani bu zamanı Ukrayna üzerinden sağlıyorlardı. Bir de neden mesela diyebilirsiniz? Yani niye başka yer değil de özellikle Ukrayna üzerinden bu kadar değil mi? Şundan dolayı her son yerden gidilemiyor. Beyler, coğrafya her yerden gitmeye izin vermiyor. Tek gidilecek yer. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda da böyledir. Ukrayna, Polonya üzerinden Almanya derinliklerine girmek Avrupa'ya Rusya'dan açılan bir ilerleme, stratejik ilerleme mihveri sağlıyor. Yani arşiv esastır. Hani her yerden gidilemiyor. Finlandiya üzerinden gidemezsiniz. Ya da daha başka bir yerden gidemezsiniz. En stratejik ilerleme mihveri, en uygun stratejik ilerleme mihveri Ukrayna üzerinden, tabii, Polonya üzerinden sizi Berlin'e Almanya kadar götürüyor. O hat sizi Berlin'e efendim? Kadar, o hat sizi Berlin'e kadar götürüyor. Aynen öyle. Berlin'e girerseniz zaten Avrupa çöker. Fransa'da kalmaz, İngiltere'yi de güneyden kuşatmış olur. Yani hocam, Avrupa 2. Dünya Savaşı flashbackleri yaşıyor şu anda aslında. Çok yaşayın. Aynen öyle Hilal Hanım. Yani o yüzden hani bazı şeyleri böyle net ifade edebiliyoruz yani. Burası Dnieper Nehri şu an görünmez bir siyasal sınırdır. Burası ne Rusya için ne Avrupa için aşılmaması gereken bir yerdir. Herkes yerini koruduğu müddetçe dururlar. Yoksa eğer ilerleme şimdi Rusların yakaladığı bu fırsatı kullanayım diye Dnieper'e ilerlerse kesinlikle ve kesinlikle Avrupa bunların yani Batı Ukrayna'da Ruslarla savaşa girer. Son bir dakika. Bu nasıl stratejik bir akıldır ki Ukrayna kurulduktan sonra kendisinde bulunan nükleer silahları Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin garantörlüğünde merak etme biz seni koruruz falan dedikleri için Rusya'ya teslim etti. Ve Rusya'nın bir gün yani eninde sonunda şu Donetsk, Luhansk falan gibi yerler ağırlıklı olarak Rus nüfusun olduğu yerler. Son bir dakika. Kiev'i zaten adam başlangıç yerim olarak kabul ediyor. Bunu teslim ederlerken 84'tü yanlış hatırlamıyorsam bu yaşanabilecekleri Amerika, İngiltere ya da Ukrayna'da düşünerek verdirdiler. Eğer burada nükleer silah olsaydı Rusların nükleer silah kullanma
imkanları olurdu, meşruiyet olurdu. İki, Amerika burada bir nükleer silah değil, savaş değil, Rusya'yı yıpratacakları bir asimetrik yıpratma savaşı istiyor. Son bir dakika. Sayın Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Zelenski'ye ne diyecek? Ya sırf öyle dedin diye çok kısa söyledim hemen hızlı hızlı. Şöyle, yani bu görüşme elbette ki önemli. Yani yeniden bir tahıl koridorunun başlatılması masadan kalkmış değil. Ama geldiğimiz noktada Zelenski biraz daha ayakları yere basmış olarak, Batı tarafından yalnız bırakılmış olarak Türkiye'ye geliyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın bir özelliği de Zelenski ile ne konuşursa Putin'le de aynı şeyi söylüyor. Yani Zelenski ile ayrı gizli bir ajandası, Putin'le ayrı gizli bir ajandası yok. Ve Zelenski o masaya otururken de Putin'in dünyada en çok dikkate aldığı ve sözü ve özü bir olan bir liderle oturduğunu bilecek. Ve söyleyeceği şu, çok net olarak bakıp bu savaş Ukrayna'da kaybediyor, Rusya'da kazanıyor. Bu savaşın tek kazananı Amerika ve bu savaşı devam ettirdiğiniz sürece önünüzde bir karanlık var diyecek ve Rusya ile birlikte masaya oturmalarını önerecek. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Değerli izleyiciler, sıcak bir başlıktı. Volodymyr Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor. Tekrar edelim, saat 19'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecekler. Bir basın toplantısı da olacak görüşmenin sonrasında. Bir aramız var, saat başında buradayız.